quite, pretty, rather ve fairly. Biz bu sözcüklerin tamamını oldukça diye tercüme edebiliriz. Dört ifadenin tamamı arkasından sıfat veya zarf alabilmektedir. Hava oldukça soğuk anlamına gelen dört farklı ifadeyi görmektesiniz. Bunların tamamında sıfattan önce quite, rather, pretty ve fairly sözcüklerinin kullanıldığını görmekteyiz. Quite ve pretty sözcükleri anlamca birbirinin aynısıdır ve birbirinin yerini kullanılabilmektedirler. Örnek cümlelerimizi görmektesiniz. Take your coat when you go out. Dışarı çıktığında paltonu al. It's quite cold. Veya it's pretty cold. İkisini de kullanabiliriz. I'm surprised you haven't heard of her. Onu duymamış olmana şaşırdım. She's quite famous. Ya da she's pretty famous. Birbirlerinin yerini kullanabilmekteyiz. My best friend lives quite near me. En iyi arkadaşım oldukça yakınımda oturuyor. So we see each other pretty often. Bu nedenle birbirimizi oldukça sık görürüz. Pretty sözcüğü resmi olmayan bir ifadedir, bir sözcüktür. Bundan dolayı genellikle konuşma İngilizcesinde kullanmaktayız. Quite and'den hemen önce geliyor. It was quite a difficult job. Oldukça zor bir işti. Dikkat ettiyseniz sıfatın önünde ses durumuna göre e tercih ettik. Sesli harfle başlasaydı okunuşu n getirirdik. It would be quite, hemen buradan itibaren işaretleyelim, quite a nuisance to write to everyone. Herkese yazmak oldukça büyük bir sıkıntı olur veya oldukça baş ağrısı olur. This is quite a different problem. Bu oldukça farklı bir problem. Yine quite dedikten sonra a getirmeyi ihmal etmedik. He is quite a good soccer player. O oldukça iyi bir futbol oyuncusu veya futbolcu. She has quite a good job. Oldukça iyi bir işe sahip. Aynı cümleyi pretty ile kullanalım. Biliyorsunuz pretty ve quite birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bu defa sıralanış değişiyor. A pretty good job şeklinde kullanmamız gerekir. She has a pretty good job. Anlam bir üstteki cümleyle aynıdır. O oldukça iyi bir işe sahiptir veya sahip. Quite'dan sonra isim getireceksek burada da an kullanabiliyoruz. Ama bu durum sadece quite için geçerlidir. Pretty'de bu durum maalesef kullanılmamaktadır. Örneğimize bakalım. I didn't expect to see my students at home. Evde öğrencilerimi görmeyi beklemiyordum. It was quite a surprise. Oldukça büyük bir sürprizdi. Biraz da yorum ekliyoruz tabii ki. It was quite a surprise. Oldukça sürprizdi. Veya oldukça büyük bir sürprizdi. Quite a lot of ve quite a bit birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Quite a lot of oldukça çok demektir. Quite a bit ise epeyce anlamında kullanılabilir. He's got, hemen şuradan sonrasına dikkat, quite a lot of friends. Devamındaki isim sayılabilen bir isimse çoğul yapıyoruz. My job involves quite a lot of travel. İşim oldukça fazla seyahat içeriyor. Bir erkekle bir bayanı kıyaslayacağız. He's quite a bit older than she is. O, erkekten bahsediyoruz. Ondan epeyce büyük. Yaş olarak ondan epeyce büyük. Quite'tan hemen sonra bir fiil getirebilmekteyiz. Genelde bu fiiller like veya enjoy fiilleri olur. Fakat başka fiiller de gelebilmektedir. I quite like Chinese food. Çin yemeğini oldukça çok severim. Veya oldukça severim. Laura quite enjoys shopping. Laura alışverişten oldukça hoşlanır.
Her iki cümlede fiilden hemen önce quite sözcüğünü kullandık. Rather, quite ve pretty ile aynı anlamda kullanılabilir. Genellikle de olumsuz olan fikirlerde rather sözcüğünü kuvvet kazandırmak için kullanıyoruz. Üç örneğimiz var. Bunları tek tek inceliyoruz. She's been behaving rather strangely. Oldukça tuhaf bir şekilde davranıyor. Strangely bu cümlede zarftır. Zarflardan önce de kullanabilmekteyiz. Bunu hatırlayacaksınız. He's rather an unpleasant man. Quite örneğinde olduğu gibi rather'dan sonra da eğer sıfat artı isim geliyorsa an kullanabiliyoruz. O oldukça nahoş bir adam. Son örneğimizde sıfatı tek başına görmekteyiz. Shy, utangaç, çekingen demek. My friend is rather shy. Arkadaşım oldukça çekingen. Cümlelerimizde geçen rather sözcüklerini quite ve pretty sözcükleriyle değiştirmemiz de mümkündür. O kullanımlarda yine doğru olacaktır. Rather sözcüğü olumlu olarak kullanıldığında sıra dışı bir durum veya bizi çok şaşırtan bir durum belirtilir. I was rather surprised to see him with his ex-wife. Onu eski eşiyle gördüğüm için oldukça şaşırdım. How was the film? İki kişi arasındaki mini diyalogdayız. How was the film? Rather good. Oldukça iyi. I was surprised diye de parantez içinde açıklama belirttik, yazdık. Çünkü bu durum bizi şaşırtıyor ve biz de filmin beklediğimizden daha iyi olduğunu rather good diyerek belirtiyoruz. Rather sözcüğü sıfatlardan, zarflardan, isimlerden ve fiillerden önce kullanılabilmektedir. Fairly sözcüğü quite, rather ve pretty ile kıyaslandığında daha zayıf bir sözcüktür. Örneklerimizde inceleyelim. How was the film? Bu tarz bir soruyla karşılaşmışız. Cevabımız da şu şekilde. Fairly good. Film nasıldı? İyi gibi. Fairly sözcüğünü gibi diye tercüme edebiliriz. Yukarıdaki anlamı vermek için. Not the best one I've seen this year. Bu yıl izlediğim en iyi film değil ama iyi gibi. I speak Greek fairly well. Yunancayı yeterince iyi konuşurum. Sonra da ne kadar iyi olduğunu veya ne kadar konuşabildiğini şu ifadeyle açıklıyor. Enough for most everyday purposes. Günlük işlerimin çoğunu görecek kadar. Örneklerde de gördüğünüz gibi fairly sözcüğü sıfat ve zarflarla kullanılıyor. Quite sözcüğü tamamen anlamına da gelir. Genellikle de sıfatlarla kullanılır. The two situations are quite different. İki durum tamamen farklı veya bu iki durum tamamen farklı. Are you quite sure you want to go? Gitmek istediğinden kesinlikle emin misin? Tamamen emin misin? I quite agree with you. Buraya dikkat. Quite sözcüğü fiilden önce de kullanılabilir. Anlam yine aynıdır. Sana tamamen katılıyorum. Sana kesinlikle katılıyorum. Olumsuz olarak kullanmak istediğimizde ise not quite kullanabiliriz. Tamamen değil anlamını verecektir. They weren't quite ready, so we waited in the car. Onlar tamamen hazır değillerdi. Bu yüzden arabada bekledik. I'm not quite sure where she lives. Nerede yaşadığından tamamen emin değilim. Dinner's almost ready. Akşam yemeği neredeyse hazır. But not quite. Ama tamamen de değil. Tamamen hazır değil. My hair's not quite dry. Saçım yeterince kuru değil. Tamamen kuru değil.